Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar direkt konuya gireceğim, hiç lafı uzatmadan videonun içeriğine girelim. Görüyorsunuz arkadaşlar, elimde böyle bir poşet var. Annemden bu poşeti alır almaz koştum hemen kameranın karşısına geçtim. Dedim anne, dedim ben bunu açmalıyım, arkadaşlarıma göstermeliyim. Koşa koşa geldim size göstermek için. Arkadaşlar ben baktım, şöyle ufaktan bir inceledim, yani çok görmedim. Ve annem bana TRT Radyo Günlerinden, Malatya'nın tabi TRT Radyo Günlerinden bir poşet getirmiş. Hadi arkadaşlar, heyecanlı mısınız? Bir bakalım, inceleyelim içinde neler var. Hemen hızlı olacağım arkadaşlar, video uzamasın. Öncelikle bizim karşımıza bir broşür çıkıyor. Radyo Günleri diyor, radyo daima. Şöyle bir broşür. Bunu şimdi arkadaşlar çok incelemeyi istiyorum ben. Hemen süre uzamasın. Dur, şunları en sona saklayalım. Çünkü bomba şeyler var arkadaşlar. Bir tane şekilli boyama var. El göz koordinasyonu, görsel okuma becerisi, çevreye farkındalık, kalem kullanma kolaylığını geliştiren böyle bir tane. Hepsi TRT'nin ürettiği şeyler arkadaşlar, çıkanlar. Bir de arkadaşlar şöyle TRT'nin yine çok güzel fosforlu mini kalemleri var. Çok güzeller gerçekten. Hiç yerde kaplamazlar. Aa, düştü. Şöyle arkadaşlar. Bir tane de Rafadan Tayfun'un arkadaşlar radyosu var. Rafadan Radyo, böyle içinde Rafadan Tayfun videolar falan var. Öyle ben sanıyorum yani. Arkadaşlar bir tane de şöyle TRT Çocuk Dergisi, hoş geldin Ramazan çıktı böyle arkadaşlar. Bir tane daha dergimiz var. O da şu. Yok. Şu. Bulmaca Eki TRT Çocuk Çıkartmaları İBİ ve 23 Nisan posterleri olan 23 Nisan Çocuk Dergisi var. Bu da 23 Nisan'ın arkadaşlar. Az önceki arkadaşlar kardeşimdi. Yanlışlıkla kardeşiminki ile karışmış. İki tane aynı var çünkü. Kardeşimde. İki tane farklı poster çıktı. Posterleri şimdi inceleyelim arkadaşlar. Yavaştan kamerayı başka bir yere sağ. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın, ev dağınık birazcık. Kusurumuza bakmayın diyorum ve devam ediyorum. Öncelikle şu alanımızı birazcık toparlayalım. Şöyle hemen açacağım arkadaşlar, hızlı olmak için. Sizi sıkmak istemiyorum. Ama nasıl açacağım? Ama arkadaşlar ben böyle paketleri açmayı çok seviyorum. Aranızda böyle naylon paketler açmayı seven varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Gerçekten güzel. TRT Nisan bulmaca. Arkadaşlar bakın, böyle bir şey çıktı. Diyor farkı bul diyor burada mesela. Şöyle içi etkinlikler var, oyunlar. Gerçekten güzel ve eğitici şeyler yapıyor arkadaşlar TRT. Burada da cevap anahtarı varmış. Bu birincisi dergimiz. İkincisi şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bu da çıkartma. Çok güzel çıkartmalar çıktı. Çıkartmalar çıktı. Eğlence seni bekliyor diyor. Hemen uygulama indir, izlemeye başla. Bunun uygulamasını da arkadaşlar siz alıp indirebilirsiniz. Şöyle ön yüzünü inceleyelim. 23 Nisan özel yapılmış. Güzel bir şeye benziyor. Evet arkadaşlar, girişi böyle işte. Şimdi arkadaşlar hepsini göstereyim mi göstermeyeyim mi kararsız kaldım. Şöyle. Etkinlikler var, okuma parçaları var. Sadece bilgi verici şeyler var arkadaşlar. Yani güzel yapmışlar. Ben beğendim gayet. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar.
Böyle fıkralar da var. Serüvenler, hikayeler. Güzel şeyler var. Ama çok mu daha var sayfa? Bakalım. Belim ağrıdı arkadaşlar. Bir de şöyle. Daha ben görmeden arkadaşlar, incelemeden direkt hemen size gösteriyorum. Ah, yoruldum. Arkadaşlar feci yoruldum ya. Sayfa çevirmek bu kadar zor. Deneyler var bu arada arkadaşlar. İçinde bazı fark ettim onları. Sonunda bitti. Ah, çok şükür. Belim ölüyordum. Ah. Ay arkadaşlar. Bu ne ya? Rekor mu kırdım yoksa seni çok sayfa göstermedi? Ay. Arkadaşlar hala ağrıyor belim. Valla diğerini hiç tanıtabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Bu da hoş geldin Ramazan bayramı. Ramazan yaklaşıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim biliyorsunuz ki Kayra Denerse bölümüm var. Kayra Denerse de birçok video çektim ve hala da çekmeye devam ediyorum. Bu videonun altına lütfen arkadaşlar Kayra Denerse bölümünde hashtag, yani Kayra Denerse bölümünde neler yapmamı istediğinizi yazın. Yani neyi denememi istiyorsunuz? Bunları lütfen yazın yorumlara arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı hepsine cevaplayamasam da mutlaka okuyup kalp atıyorum. Hepsini arkadaşlar, kötü olursa da yani iyi olursa da, çünkü kötüler de benim doğru yola sapmamı engellemiyor. Yani arkadaşlar şey, açıkçası yorumlarınızı net bir şekilde aşağıya bekliyorum bu videonun altına. Kayra Denerse bölümünde neler yapayım, neler deneyeyim. İstediğiniz şeyler varsa yazın arkadaşlar. Bu arada almam istediğiniz oyuncaklar varsa onları da yazın. Onları da sizlerle birlikte alırız arkadaşlar diyorum. Araya girdim hemen. Biliyorum yine çok konuşacağım. Yine bir şey çıktı maalesef. Yine göstermek zorunda kalacağım. Ve çok güzel çıkartmalar çıktı yine. Farkı bulmaca. Şöyle. Açık göstereyim. Yine arkadaşlar için de etkinlikler var. Bulmacalar var. Bilmeceler var. Burada cevaplar var. Geldik en zor bölüme. Şöyle arkadaşlar, bu dış yüzü. Bu da arka yüzü. Videonun süresi de uzuyor herhalde. Rafadan sayfa. Burada arkadaşlar herhalde rafadan sayfa daha çok böyle bir öne çıkarılmak istemiş. Çünkü gerçekten bakın, rafadan sayfayı her yerde çoğunlukla kullanmışlar burada. Yani görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şöyle. Yine hikayeler var. Ben arkadaşlar şöyle yapayım en iyisi. Buraya bir müzik ekleyeyim mi arkadaşlar? Bir geçiş müziği. Bu kendim ağzımla ekleyeceğim arkadaşlar müziği de yani. Müziği de kendim attım. Nasıl müzik olduysa bir melodi tarihe geçiyor. Yine arkadaşlar bunda da aynı şeyler. Serüvenler, hikayeler, masallar, fıkralar. Ama eğlenceli olmuş. Yani bizden, benden daha küçük kardeşlerimizin daha çok böyle eğitimine katkı sağlayacak bir şey yapmışlar. Bu arada arada posterler var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar arttırılmış gerçekçilik teknolojisi kullanılmış uygulamalarda da. Evet. Bu arada arkadaşlar ben sanal gözlük almayı düşünüyorum. Ne dersiniz, alayım mı? İstiyorum ya aslında almayı. Alsam mı almasam tam karar veremedim.
Yani Hover Rock mı alsam yoksa sana gerçekçilik gözlüğü mü alsam, onda gerçekten bayağı bir kararsızım. Yani Hover Rock da iyi, sana gerçekçilik gözlüğü de karar veremedim. Hangisini alayım? Siz de yazabilirsiniz. Evet, şöyle. Arkada bir konuk misafir geldi az önce. Kim diye baktım. Evet. Ay, atladık bir sayfa. Şöyle. Evet, bu da bitti. Böyle. Evet arkadaşlar. Oh, bitti. Evet, kalmadı. Zaten bu arkadaşlar biraz önce gösterdiğim aynısı. Buna gerek yok bu kardeşimin. Şöyle arkadaşlar, ben dizeyim şimdi isterseniz. Bu arkadaşlar hepsi Malatya'dan alınmış. Yani Malatya'dan annem almış. Tabii ben yoktum annemin yanında da. Evet. Şunları da koyalım. Ay arkadaşlar, belim cidden ağrıdı ya o sayfaları çevirirken. Bayağı zorlandım. Neydi öyle? Bir daha sayfa çevirmeye son diyeceğim artık. Ama çıkartmalar falan da çok güzel. Çok yani eğlenceli çıkartmalar var. Ve yine de falan tayfanın çıkartmaları da burada dikkat çekiyor. Şöyle şunları da buraya koyayım, minik olanları. Düzenliyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Düzenledim. Şöyle göstereceğim arkadaşlar size. Birazcık zor göreceksiniz biliyorum. Böyle bunlar çıkan şeyler arkadaşlar. İçinden. Bunlar böyle çıkan şeyler. Evet, gösterebildim diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videom da bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like butonuna basmayı, beğenmediyseniz dislike butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eleştirilerinizi, fikirlerinizi, yorumlarınızı ve önerilerinizi, her şeyi yazın arkadaşlar. Yani rahat olun, yazın. Ben hepinize cevap veremesem de mutlaka dediğim gibi yorumlarınızın hepsini okuyorum arkadaşlar. Ve tabii yanıt da vermeye çalışıyorum uygun olduğum zamanlar. Evet arkadaşlar, bu hafta sınav haftası. Yani sınavlar çok üst üste geldiği için video atamıyorum çoğunlukla. İşte böyle ara sıra atabiliyorum. O yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar, sınav haftası diye. Bu arada şunun açılımını izlediniz mi? Kanalımda bulabilirsiniz bu yumurtanın açılımını. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diyorum. Yeniden öpücük atıyorum. Yeniden atıyorum. Böyle atacağım. Atacağım böyle. Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.